Dünya ve Türkiye bıyık kralıyla beraberiz. Son mayam kökünü biz içiyoruz. Mayam suyunu biz içiyoruz. Mayanın balı şerbetin gülü geldi gülü. Balı mayam. Yürek su bebeğler. Balı mayam. O ne? Kahramanmaraşlılar bu ahşap oyma işini de abartmışlar. Şaheserler yapıyorlar. Sanat eseri değerinde her biri. Ama bu kilit hadisesini hakikaten abartmışlar. Berber dükkanında saç kavurma yapılır mı demeyin. İşte tarifi. Evet efendim. Malzemeler. Malzemeler. Pamuk. Ashab-ı Kehf Tarsus'ta değil miydi diye sorabilirsiniz. Bu soruyu biz de birazdan soracağız. Ökkeşler ve Edeler diyarı Kahramanmaraş'tayız. Ökkeşler! Vallahi yorucu bir çekim gününün akşamında en keyiflisi kahvenin birine gidip selamun aleyküm demektir. Bu ne be? Hoş gördük. Kardeş bu ne? Ökkeşler kahvesi. Ökkeşler kahvesi olduğunu okuyorum da. Niye Ökkeşler kahvesi burası? Buranın hepsi Ökkeş. Ökkeş olmayan giremiyor mu buraya? Ökkeş olmayan giremez. Benim adım Şoray, beni almıyor musun? Sizi misafir olarak alırız. Nerede bu? Sırf Ökkeş mi var bu kahvede? Evet. Başka bir şey yok. Yok. Ahmet, Mehmet, Veli, Ali yok. Hayır. Ökkeş. Ökkeş. Dur bakayım. Ökkeş! Hayda. Hakikaten herkes Ökkeş ya. Nasılsınız Ökkeşler? Sağ ol. Bu Ökkeş değil bak. Benden habersiz başka birini almışsın oraya. Ökkeş değil o. Merhaba dayı. Oturun oturun. Tabii rahatsız olmayın lütfen. Merhaba. Ökkeş dedik. Sen niye kalkmadın? Ben Hacı Ökkeş. Ha o bakımdan ya. Evet. Ede ne dayı? Ede burada saygı şeyi, abi demek, büyük demek. Herkes birbirine ede midir? Tabii öyledir. Allah Allah. Maraş'a geldiğinizde adınız ne olursa olsun size Ökkeş diye seslenene bir dönün bakın. Kimse sizin adınızı bilmek zorunda değil. Hele bir seslenmeyeyim dayı be. Ökkeş. He. Böyle işte. Ede bu... diye de seslenebilirsin. Ede, edeler nasılsınız? Sağ ol. Biz de sağ olun. İyi misiniz, hoş musunuz Ökkeşler? İyi, sağ ol. Bunlar genç Ökkeş ve yaşlı Ökkeş olarak ikiye mi ayrılıyor kahvede? Değil, burada ekseriyette gençler gelir. Onun için yani genç Ökkeşler burada. Yaşlılar da değişik yerlerde otururlar. Ha. Senin yer üstteki kahve miydi, alttaki kahve miydi? Benimki her taraf. Öyle mi? Enternasyonel Ökkeş. Yok biz orta yaşlıyız şimdi. 55 yaş. Onun için oraya da giderek buraya da giderek. Peki böyle lakap bol mudur? Ayaklarını topla Ökkeş. Bu ne ya? Bu nedir ya? Sen futbolcu musun ya? Yok. He? Yedek kulübesinde sıra bekleyen topçu gibi oturmuşum buraya. Lakaplardan mı biliyorsunuz birbirinizi? Mesela biri Ökkeş abi diye seslendi. Nereden anlayacaksın seni çağırdığını? Yani burada Yiğit lakabı da anılır. Herkesin bir lakabı vardır. Sen bir lakabın var mı? Var. Nedir? Dur. Ona gerçeğini söylemezler. Nedir arkadaşın lakabı? Tanımıyorum arkadaşım. Sizin var mı efendim bir lakabınız? Delahmet dilin Ökkeş derler bizlere. Ne derlerler? Delahmet dil Ökkeş derler. Bizim orada bir Ökkeşler bayağı meşhurdur. Sizin Ökkeş, bizim Ökkeş, Fethi Ökkeş, Güdür Ökkeş, Ali Ammu Ökkeş. Ökkeş emmin Ökkeş gile gitti diyene bir söz vardır yani. Ökkeş emminin? Ökkeş amca gilin Ökkeş gile gittiler. Ökkeş amcanın oğlu da Ökkeş olmuş oluyor. Yani Maraş'ta en azından işte mesela 1 milyon nüfus varsa bunun 500 bini Ökkeş midir? Değildir. Aşağı yukarı belki 300 bini var mıdır? Yani Maraş'ın nüfusu zaten 300 bin civarında da bunun belki 100 bini. Ben de iyi sallamışım yani. Eminim diye. Peki siz Ökkeşler olarak bir araya gelmekten memnun musunuz Ökkeş? Tabii ki bak hepimiz bir araya geldik. Bayağı da memnunuz ki ne? Bu şekilde bir araya gelmişik. Akrabalık var mı? Ökkeş. Güneydoğu'dan Gazi'yim ben üstelik. Kuzey Irak operasyonlarından Gazi'yim. Hepimiz de Ökkeş'iz işte hep beraber. Sizin bir lakap var mı? Çolak Ökkeş. Allah korusun da yok öyle bir durum ya. Soy isimden Çolak Ökkeş. Evet, sizin Çolak Ökkeş. Size ne Ökkeş diyorlar? Kayabaşılı Ökkeş dedi. Kayabaşılı evet, Ökkeş. Bana da bundan kelli Maraş'a geldiğimde uzun Ökkeş dersiniz. Oldu mu Ökkeşler? Oldu. Edeler. Bir daha deneyelim bak. Ökkeşler ayağa. Bak şunu öğrenemedin ya. Şunu bir öğretemedin. Özür dilerim bir oturun arkadaşlar. Hacısı da dahil bütün Ökkeşler ayağa. Şimdi anlaşıyoruz mu Hacı Ökkeş? Anlaşıyoruz.
Senin için kolayını bulmuş İlhan misafir geldi. Tamam. Rahatsız olmayın, buyurun. Kahveci Ökkeş, ne oldu bizim çay ya? Ökkeşler ve Edeler diyarı Maraş'taki turumuz devam ediyor. Bu kahvedeki herkesin adı Ökkeş. Ahan da bura Ökkeşler Kıraathanesi. Ökkeş! Sen niye kalkmıyorsun? Hacı Ökkeş. Sen de ayağa Hacı Ökkeş. Koca günü yedik, sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Yemek yemek benim de hakkım. Şurada oturayım da bir yemek yiyeyim. Bir Maraş yemeği. Burada da herkesin adı Ökkeş. Kahveye gittik, Ökkeş ne yiyeceğiz? Lahmacun, dürüm kebap, patlıcan kebap. Allah bilir garsonun adı da Ökkeş'tir yani. Şimdi ben Ökkeş diyeceğim, gelecek yani. Ökkeş ya herkesin adı burada. Dur bak bir deneyeyim bakalım. Yok canım yani, kahvede Ökkeş, dışarıda Ökkeş, lokantada da Ökkeş olacak hali yok herhalde. Ökkeş abi! Ökkeş abi! Ben merhaba. Hoş merhaba. Siz... Buyurun. Sipariş verecektim de garson musunuz? Hayır, işletmeciyim. Ben Ökkeş abi dedim. Ben Ökkeş abi olduğum için ben geldim. Garsonun adı ne? Garsonun adı da Ökkeş. Ömer, sen Ökkeş abi mi oluyorsun? Evet, ben abi oluyordum, o garson. Sırf Ökkeş deseydim o mu gelecekti? Ökkeş deseydim o gelirdi. Ökkeş abi dediniz, ben geldim. Ya otur hele bir Ökkeş abi, otur. Yok yok, yok. Maraşlılar benimle eğleniyorlar, o bu kadar Ökkeş olmaz. Kimliğine bakacağım abicim. Kimliğime hay hay bakabilirsiniz tabii. Bundan sonra ben Ökkeş'im diyenin kimliğine bakıyorum abicim. Buyurun. Buyurduk. Ökkeş Aktaş. Aha. Ökkeş. Ya abi. Efendim. Aç mısın, bir şey ikram ederim. Baktınız değil mi? Baktım baktım, yok Ökkeş, buyurun. Merkeze bağlı, Kahramanmaraşlı, Fatih köylü, yenileme nedeniyle kimliğini almış. Ökkeş abi. Burada niye herkesin adı Ökkeş? Şimdi burada herkesin adı Ökkeş olması bizim bu Antep'le sınırımız sayılır, İslahiye bölgesinde. Aslında Ökkeş de değil, Okkaş. Ama bunu zaman içerisinde günümüzün kültüründe büyüklerimiz Ökkeş olarak isim vermişler. Okkaş ya ziyaretleri var. Bizim ismimiz oradan geliyor. Orada bir mübarek hazretleri türbesi var. Bu tülbeden alıyoruz ismimizi. Büyüklerimiz de o tülbeye ziyarete giderler. Bizler de gidiyoruz. Nesilden nesile. Bu devam ediyor tabii. Siz Okkaşi Hazretlerini bilir misiniz? Hayatını, yaşamını bilir misiniz? Tabii ben ismimin nasıl, nereden geldiğini öğrenmek durumundaydım. Büyüklerimden sordum ve öğrendim. Daha sonra zaman zaman bu tülbeye ziyarete gideriz. İsmimizin Okkaşi'ye ziyaretlerinden, o zattan, mübarekten alındığını büyüklerimiz anlattı. Ve zaman zaman da ziyaretine gideriz. İsmimiz de buradan geliyor. Kimdir bu zat? Bu zat mübarek son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en yakın o günün tabii büyüklerimizin anlatması bize cengaverlerinden. Ve o Kaşiye Hazretlerinin ayrı bir özelliği, hiç kimsede olmayan o zatın bir özelliği var. O nedir da şu. Yani? Şu. Şimdi mübarek artık bu ölüm zamanı yaklaştığında herkesi, etrafındaki dostlarını, din kardeşlerini helallaşmak üzere çağrılıyor. O Kaşiye Hazretleri mi? Evet. Hep çağrılıyor. Bunların içerisinde Okkaşiye Hazretleri de var. Ha, Hazreti Peygamber çağırıyor son tabii, zamanlarında. Tabii. Hazreti Peygamberimiz çağırıyor. Okkaş da gelsin diyorlar. Okkaş da geliyor. Okkaş'a diyorlar ki işte Peygamber Efendimiz'in malum durumu. Hep helallaştık. Sen de hakkını helal et. Okkaş diyor ki olmaz kardeşim. Ben hakkımı helal etmem. Ya Okkaş etme, tutma. Niye hakkını helal etmiyorsun? Diyor ki işte biz savaşa giderken o bana bir kırbaç vurmuştu. Ya sana niye kırbaç vursun? İşte kırbacını diyor sallarken diyor bana değmişti. E tamam diyorlar. Sen de o zaman bir kırbaç vur. Ben de diyor kırbaçlayacağım. Tamam al ama incitme. Vur bir kırbaç, helallaş.
kırbacı eline veriyorlar. Olmaz böyle diyor. Ökkeş çünkü kendine göre deli dolu, yüreğinden geldiği gibi konuşan yiğit bir zatmış. Efendim, vur, hakkını helal et. Vurmam diyor. Niye vurmasın? Diyor ki, o bana vurduğunda ben çıplaktım. Yanındakiler soruyor. Diyor ki, Ökkeş yapma, etme. Efendimiz zaten bak son anlarını yaşıyor. İşte al. Sen de bir kırbaç vur, hakkını helal et. Olmaz efendim diyor. Ben çıplaksam, ben de çıplak vuracağım diyor. Ökkeş'i ne yaptılarsa ikna edemiyorlar. Artık mübareğin diyorlar ki peki, hırkasını açalım. Sen de çıplak vücuduyla vur Ökkeş, vur Ökkeş diyorlar. Artık sinirleniyorlar. Çünkü Ökkeş'i ikna edemiyorlar. Vuracağım diyor. Kırbacı eline alıyor. Siz diyor tamam diyor. Açın diyor hırkasını. Ben de kırbacımı vuracağım. Ondan sonra helallaşacağım diyor. Abi orada kimse ayıkmıyor. Ama mübarek biliyor. Ökkeş'in içinden geçenleri biliyor. Hırkasının açılmasıyla beraber kırbacı yere attığı gibi mübareğin sırtına böyle tuttuğu gibi mührünü öpüyor. Peygamberlik mührünü ilk bilen, hisseden ve öpen bir zat. İşte Ökkeş'in ismi de bizim bildiğimiz, büyüklerimizden dinlediğimiz o mübareğin ilk mührünü öpen bizim adı sahibimiz. Bizim bildiğimiz böyle. Biz de bunu gittik, türbesini çok sayıda ziyaret ettik, kurbanlarımızı kestik. Aşağı yukarı senede de gider ziyaret ederiz. Ökkeş ismi Kahramanmaraş'ta, Antep'te bundan geliyor, buralardan kaynaklanıyor. Efendim biz arkadaşlarımız arasında eğlenmek için bazen yanlışlıklar yapıyoruz. Mübarek Şaban ayını, Allah rahmet eylesin, Kemal Sunal Şaban tiplemesi nedeniyle ismini biraz alaylar gibi olduk. Birbirimize bazen de nasıl diyeyim, kro yerine, maganda yerine, özellikle büyük şehirlerde Ökkeş deriz. Bundan vazgeçelim çünkü Ökkeş adı hakikaten çok önemli bir gerekçesi var. Ökkeş adının Ökkeş Hazretlerinden geliyor. Bundan sonra birbirimizle eğlenmek için Ökkeş lafına paydos. Hadi belki bizim nesilden geçti, en azından bu yeni nesil Ökkeş isminin eğlenilecek bir isim olmadığını da öğrensinler. Benim de bu arada var ya, karnım birbirine yapıştı, işletmeciyim diyorsun, oturuyorsun, Ökkeş abi diyor, saygı gösteriyorsun. Abi ben bu boş tabağa bakıyorum, karnım yapışmış. Hemen tabakları dolduruyoruz. Ökkeş! Bakın oğlum, tabakları servislere. Biraz doping alsak arkadaşlarımız, Kahramanmaraş'ın etinden, suyundan, sütünden, yoğurdundan. He? He? Budur. Son mayam kökünü biz içiyoruz. Mayam suyunu biz içiyoruz. Mayanın balı şerbetin gülü geldi gülü. Balı mayam. Yürek su bebeğler. Balı mayam. O ne? Kahramanmaraşlılar bu ahşap oyma işini de abartmışlar. Şaheserler yapıyorlar. Sanat eseri değerinde her biri. Ama bu kilit hadisesini hakikaten abartmışlar. Efendim Maraş çarşılarında dolaşırken o ne? Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir? Bıyık mı bu? Evet. Dayı nasılsın? Sen şimdi sizi tanıyabilir miyiz diye ben başlarım. Sizi tanıyabilir miyiz? Oldu. Evet. Profesyonel olmuş dayım. Sizi tanıyabilir miyiz? Bizim sormak istediğiniz zaman bir dünya ve Türkiye bıyık kralı. Dünya kralı. Dünya ve Türkiye. Efendim dünya ve... Türkiye bıyık kralıyla beraberiz. İsminizi bir bağışlayın. Kahramanmaraşlı Mevlüt Duvan. Şimdi senin bu bıyıklar kaç metre dayı? Şimdi şu görüntüsü 165'in üzerinde. İki taraflı. 1.65. Evet. Yani Maradona'nın boyu kadar bıyıkların var senin. Tabii tabii. Maradona 1.65, 1.64'tü. Evet. Dünyanın en önemli futbolcularından biriydi. Onun evet. kadar bıyık var. Evet. Bu bıyığı sen ne kadar zamanda uzattın dayım? Beyefendi, bu bizim bıyıklarımız, bizim sülaleden gelen gelenek diyoruz. Bizim Kahramanmaraş yöresinin eski tarihi. Maraş'ta kesinlikle. Erkekler böyle bıyıklı mıdır? Hemen hemen aşağı yukarı var ama tabii bu kadar değil. Bu 1.65'i kaç yılda uzattın?
Aşker'den geldik geleli, 64'te Aşker'den geldik, bıraktık. 2 metreye kadar tamamladık. En son 2 metre olduydu, biraz kısalttık. Dayı peki evli misin? Evet. Yenge hanım memnun mu bu ipler? Yenge hanımla taraflar arasında anlaşmıştık tabii, değil mi? Şimdi bizim gibi bir... biz Kahramanmaraş'ı değil de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Peki bu bıyıkları kaç paraya kesersin dayı? Beyefendi ben şimdi bu bıyıkları... Ben... İstemle bu... ben mezara gelinceye kadar bu duracak. Kesmeyecek. Şimdi para pul... Bana bir kamyonda para verseler... Para biter. Para biter de biz şimdi... Türkiye'yi temsil ettiğimiz için... Peki dayım bir tane... Jilet firması, tıraş bıçağı firması, evet, sana dedi ki Mevlüt Bey dedi al 20 milyar şu bıyıkları reklam için kes dedi. Beyefendi şimdi onun 20 milyarı onun 50 milyarı ben tez biter. Sen 50 milyar da verseler bıyıklarını kesmiyorsun yani. Yok. Kesmek benim için hiç daha düşünmüyorum da öyle kalbinden de geçmiyor yani. Bıyığın bakımını nasıl yapıyor? Bunu şimdi şu şekil yaptığım zaman benim 2 saatimi alıyor, ben kendim yapıyorum. Bıyıklarıyla günde 2 saat uğraşıyor Mevlüt Bey. Ondan sonra 2 saat öyle uğraştığımız zaman, yaptığımız zaman, bu şimdi şöyle yaptığımız zaman kendi başı böyle durur. 2 saatimizi alıyor. Fakat tekler yerinde bunu bir akşam böyle yıkı yap, kurulu yap, şampuanını, gereken ilaçlarını kullanıp yapıp da geri normal şekilde döndüğü zaman gene 2 saatimizi alıyor. Aylık bakım masrafı nedir efendim bu bıyıkların? Efendim şimdi bunu... Pardon, yoruldunuz mu? Müşterisi geldi. Ha, müşteri geldi. Sen de yorulduysan çay may bekliyorlar, biraz ben alayım. Valla nöbetleşe ancak tutuyoruz yani. Bu bıyık nöbeti, pardon. Aylık bu neydi efendim bunun bakım gideri? Şimdi bunu 1,5 saat kadar böyle uğraşıp da o yaptığımız ilacın kutusu hemen hemen 11-12 milyon. Tutun. Tabii tabii yardımcı olun. Tabii sen ne uyanık adamsın, televizyona çıkmak için bıyık bile tutuyorsun. Çocuklar korkuyor mu? Yok çocuklar... Şimdi şöyle yolda giderken annesinin elindeki minik çocuklar bile annesinin elinden babasının elinden fırtıyor. Benim yanıma kadar sevgiyle sahibiyle şöyle ufak çocuklar gelir. Sevdiriyor musunuz bıyığınızı? Ha, tabii onlara karşı çok şey davranmamız lazım. Cici diyor, dedirtiyor mu çocuklara? Cici diye. Tabii yapanları vardır. Efendim bıyığınız yoksa teşekkür ederiz. Kusura bakma ödünç alacağız, bizde yok da. İzin verir misin? Bıyığınız yoksa Mevlüt abiden alabilirsiniz. Bu 5 kişilik. Kaç kişilik? 5 kişilik mi? Bıyı olmayan gel. Mevlüt amcanın bıyıkları tam 5 kişilik. Evet. Bende de ne pala bıyık varmış be dayında. Aha, sakal da yapabiliyorsun. Kelliye paydos. Yo bu şart oldu. Eyüp geç. Kamera tekrar. Ya geç. Dayım gel hele gel. İsmin ne senin dayım? Mehmet Balkan. Mehmet Balkan. Yaş kaç? Yaş 48. 48 yaşında, saçlarınızda biraz dökülme, seyrelme var. Mevlüt abiyi buluyorsunuz. O size sırma gibi saçlar yapabiliyor. Bunun için bir ücret almıyoruz değil mi? Efendim şimdi bizim aldığımız ücret Türkiye'yi temsil ettiğimiz için alacağımız ücret... çabuk biter fakat Türkiye'nin şerefi bitmesin. Elhamdülillah. Peki dışarıda temsil ediyor musunuz bizi? Yurt dışına gidiyor musunuz? Tabii teklif gelen yerlere her zaman için hazırız. Mevlüt Usta çok memnun oldum. Sağa sola çarpmadan. Sağa sola çarpmadan. Evet. Hadi. Hadi dayım şöyle arkadaşlar bir açılalım. Alkışlarla uğurlayalım şampiyonumuzu. Güle güle dayım. Berber dükkanında saç kavurma yapılır mı demeyin. İşte tarifi. Evet efendim. Malzemeler. Malzemeler, pamuk. Nasıl sen benim bacımın çarşafını yırtarsın diye çek dinen silahını takır vuruyor. Kahramanmaraş turumuzda tarihi Taşhan'da devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Taşhan'ın bir özelliği de şu. Burada memleketin en güzel ahşap oyma örneklerini görmeniz mümkün. Bu ahşap oymaların tahtında da hoş gördük. Kefsizin kefes, kara yere. Şerbet mi? Şerbetçi dayı nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Bu şerbet neden yapılıyor bu şerbet? Bu şerbet kökten yapılıyor. Mayam kökü.
Mayam kolanın kökü. Kolanın ham maddesi. Bu şifadır. Kolanın ham maddesi nasıl şifa oluyor? Yani kola zararlı diyorlar. Hayır, kolada asit var. Bu sadesi. Bu insanı serinletir. O zaman böbrek taşlarını temizler. O zaman kola yerine mayam içelim. Söyle bana değil kanka. Balım mayam. Yürek su diye beyler. Balım mayam. Vallahi bugün itibariyle son mayam kökünü biz içiyoruz. Mayam suyunu biz içiyoruz. Mayamın balı şerbetin gülü geldi gülü. Balım mayam. Yürek su diye beyler. Balım mayam. Ağır değil mi o sırtındaki? Hayır, bize göre ağır değil. Alışkınız. Bu neye iyi geliyordu şimdi? Bu böbrek ilacı. Bu daş kum döker. Her hastalığa şifadır. Ciddi? Ciddi. Deneyelim, test edelim bakalım. Buyurun. Böbrek taşlarına iyi gelen mayam. Korkma, bir şey olmaz. Taş durmuyor yerinde. Buradan bala hey beyler. Yürek su diye beyler. Balım mayam. Yeşe. Şu ben kumu döküp geliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Tabii. Keyif sizin keyfiniz. İşte. Rahat mı? Rahat. Çok rahat. Vallahi. Çok rahat. Rahat ki oturuyorsun burada. Rahat oturuyorum. Ben çok oturdum. Biraz da sen otur. Vallahi. Yok ya, zahmet etmeseydin. Olur mu canım? Niye zahmet ediyorsun dayım benim ya? Ne güzel oturuyordun dayı ya. Niye verdin yerini ya? Ya aşk olsun, vermesen de olurdu. Oh. Biraz da sen tadına bak. Oh valla. Dayım, buranın adı Taşan. Taşan Çarşısı. Ama gördüğüm kadarıyla burası olduğu gibi ahşap. Niye böyle? Giden yıl yanmıştı. 2 ay falan oldu tekrar fuarete geçeli. Taşan nasıl yanıyor? Taştan olmuyor mu hanlar? Taşan buradan aşağısı oluyor. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 40 yıldan beri bu çarşıdayım. Yani 1 yaşında mı başladın? Yok, 10-12 yaşında vardım. Yaş 50 yaştı. Maşallah. Bu ahşap oymacılığı ne zamandan beri var? Ahşap oymacılığı 1 asırdan beri var olduğunu biliyorum. Daha önceleri de olabilir. Kahramanmaraş'a ait bu oymacılık. Böyle makinesi falan yok mu? Makinesi yok. Böyle makine hazır olmuyor basit. Yani. Elle yapılıyor. Bunun kalemi var. Kalemle tamamen kalemle oyuluyor. Dayı bir sandık kaç zamanda biter ya? Sandık şimdi 15 günde biten var. 1 ayda biten var. 40 günde. Ya 40 gün el işçiliği olan bir mamule nasıl fiyat biçeceksin ki? Fiyat şimdi fazla fiyat biçilmiyor. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor yani. Bugün. Ve en pahalı mamul ne sende? En pahalı mamul bak gümüşlük var. Gümüşlük. Ya bu gümüşlük. Şunlar koltuk. İçeride, o gümüşlük ne kadar dayı? O gümüşlükler 1 milyar 700. Tabii 1 milyarlık da var. İşine göre bunlar tamamen el işçiliği. Ceviz oyma. Ceviz oyma. Başka bir ağaçtan olmaz mı? Başka bir ağaçta da olur da yalnız en kalitelisi ceviz. Ve kimler alıyor bunu dayı? Bunları yerli turistler alıyor. Herkes alıyor. Hayır, özellikle şimdi, evlenen alır mı? Bir kız gelin olacaksa muhakkak sandık olacak. Ama sandıksız gelin olmaz mı? Olmuyor. Maraş'ta sandıksız gelin olmaz. Olmaz. Maraş'ta alacak muhakkak. Fakat şimdi günümüzde bu aksesuar oldu. Sehpa amaçlı kullanılıyor. Ne bileyim bir aksesuar. Yani bunlar çeyiz sandığıydı eskiden. Çeyiz sandığı. Merhaba, hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşuz. Size böyle bir şey göstereyim. Bu Maraş'ın mücevher kutusu. Maraş'ın mücevher kutusu. Evet. Bunun içinde mücevher mi var? Bunun içinde mücevher size bağlı. Açıp bakacaksınız. Var mı yok mu? Alır açarım, ne var? Buyurun açın beyefendi. Açalım beyefendi. Açın sizin olsun. Peki, ne yapalım? Açın sizin olsun, o kadar da iddialı konuşuyoruz. Bu kutuyu açacağım, benim olacak. Sizin olacak. Açarım, ne var? Buyurun açın beyefendi. Bunun içinde anahtar var. Üzerinde gizli. İçerisinde değil. Üzerinde gizli bir anahtar var. Sesini duyuyorsunuz zaten. Sesini duyuyoruz. Bakalım nereden geliyor. Ses şu kısımdan geliyor. Ya da şu kısımdan geliyor. Efendim bir sandık alıyorsunuz elinize. Açmaya çalışıyorsunuz. Açmak mümkün değil. Ya bunu kıracaksınız ya da bunun formülünü bulacaksınız. Bu acaba raylı bir sistem midir? Thank you.
Ben bir şey çıktı. Bonus. O ne? Aha, da bulduk. Anahtarını buldun. Şimdi bu anahtarı böyle koydum mu? Buyur. Buyur canımcığım. Evet, tebrikler, açtık. Tebrikler beyefendi. Bu acemiler işindi. Bu da uzman işi. Bu acemi işi miydi? Bu acemi işi. Ben anlamam. Onu dedin ki aç, aç senin dedin. Tamam, bunu verdik. Anahtarını bunu bul senin dedin o. Bunu kaybettik, bunu verdik. Bu uzman işi. Bu uzman işi. Evet. İyi. Epes, yani bu hakikaten profesyoneller için. Biz teslim bayrağımızı çekiyoruz ve bunu bir profesyonele teslim ediyoruz. Buyur. Aç bakalım. Profesyonel. Bunun püf noktası buralarda hareketli parçalar var. Buralara birer tane işaret konulmuş. Çıkartıyoruz, altından anahtarımız çıkıyor. Evet. Daha sonra burada yine gizli bir anahtar deliği düğmesi var. Buradan anahtarını çeviriyoruz. Şu anda bu kutu açıldı, kilitli. Daha sonra buradaki iki düğmeyi aynı anda bastığımız zaman bu kutu açılır. O ne? O ne? Kahramanmaraşlılar bu ahşap oyma işini de abartmışlar. Şaheserler yapıyorlar, sanat eseri değerinde her biri. Ama bu kilit hadisesini hakikaten abartmışlar. Bu sandığı almakla iş bitmiyor. İçine hemen ihtiyacınız olan kıymetli eşyalarınızı koymayın. Ola ki şifreyi unutursanız kala kalırsınız. Efendim, meşhur Kahramanmaraş ahşap oymacılığı nasıl yapılıyor? Onu da erbabından öğrenelim bakalım. Ustacığım, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Eskiden bir laf vardı. Kolaysa başına gelsin derlerdi. Siz yapamazsınız da ondan başınıza gelmesin. Af buyur. Siz yapamazsınız. Başınıza gelmesin mesleği. Ben bunu yapamam. Evet. Öyle mi? Gel. Ey yavrum. Bilmiyor ki benim çocukluğum ahşap oymacılığıyla geçmiş. Şu kenarları fazla bırakmışsın usta. Onu öyle... Ya bitmedi, görüyoruz işte. Yani. Bitireceksiniz. Ya bitireceğiz biz de. Benim işim budur böyle. Birileri başlar, gençler. Ben de gelir ondan sonra rötuşunu yaparım yani. Öyle direkt yapamam dediğin zaman dayanamam. Şunun için oymamışım bak. Kusura bakma. Tamam. E tamam işte. Şu kenarlardan. Neyse, sen gene olurunu göster bize de. İsim nedir ustam? Abdullah. Az bir ara ver de iki dakika konuşalım Abdullah usta. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Çocukluğumdan beri yapıyorum. Yani bir 20-30 yıldır? Yok, 20 yıl var. 12 yaşından başladım. Yaş 41. Zor mudur bu iş? Yok, ben seviyorum bu işi. Severek yapıyorum. Bu kadar yani. Sevmeden yapamazsın herhalde. Tabii yapamazsın. Bu... Sevmezsen yapamazsın. Mesela çok arkadaşlar bıraktılar ama ben bırakmayayım yani. Onlar niye bıraktı? Sıkıldılar mı? Sıkılıyorlar. Çok mu sabır istiyor bu iş? Çok sabır isteyen bir iş. Nasıl yapıyorsunuz? Ham ağacı alıyorsunuz, cevizi. Cevizi alıyoruz. Biştiriyoruz, fırınlatıp kuruttuktan sonra. Nasıl fırınlatıp? Yaş kereste kurutulur, fırınlatılır. Yani ağaç tam özünü alması için. Ondan sonra yapıştırma yapılır. Bazı yerler makine yapar şu işlerini. Ondan sonra eredik geçer. Bütün bu motiflerle tek tek elle uğraşıyorsun. Tabii. Mesela bu motif kaç zaman, ne kadar zamanını alacak senin? Şimdi benim bir oymacının 40 dakikasını alır. Bu el hızlılığı önemli bu işte. El çabukluğu önemli. Ne kadar zamanda usta olunur? Yaklaşık bir 5 senede olunur. 5 seneden önce buna elini süremez misin? Sürersin de yavaş yavaş. Yani çırak gelir, zımparadan başlar. Şu dibinde zumba dediğimiz kumlar var, onu yapar. Ondan bu işin yavaş... en önemli püf noktası nedir ustam? Bu işin en önemli püf noktası. Sırrı nedir yani bu işin? Ahşap oymacılığın sırrı nedir? Ahşap oymacılığın sırrı, sen memlekete has bir meslek olması. Başka yerde yapılmaması özellikle. Bir de ceviz ağacı kullanılması. Peki evde ahşap görünce sıkılıyor mu ahşaptan? Hayır, kesinlikle. Bu ahşap sevgin bitmedi senin. Bitmez. İyi, biraz yapalım şundan ya. Hayatımızda hiç ahşap oymacılığı yapmadık demeyelim. Peki ustam, ayıptır sorması, kaldı ki niye ayıp olsun. Neden bu çekiç ahşap? Bu çekiç ahşap, çekiç demir olursa yani takımın sapını çabuk yiyor. Ha ya, o bakın. Bu el neden böyle oldu ustam? Çalışır mı? Çalışmaktan.
Çekiç yerine bunu yaptığın için. Tabii yani. Elde çalıştığımızdan. Peki bir eldiven taksan daha mı iyi olur? Çalışılmaz acaba? Eldivenle çalışılmıyor. Hissetmiyor musun o zaman? Hissetmiyorum. Bu kısımda? Bu kısımda aynı. Bayağı nasır olmuş bu ya. Sürekli tokmakla çalışmadığımızdan, yani tokmakla dörtte birini yaparız. Diğerini elimizle. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle vurduğumuzdan sürekli. O yüzden nasırlaşır bunlar. Ustalık elinin nasırının derinliğine göre olabilir mi? Tabii. Efendim bu işin nasıl yapıldığını sadece kısa bir bölümünü biz size gösterebildik. Bu saatler, günler, aylar, yıllar boyunca devam eden bir işlem. Bu el işçiliğinin kıymetini bir kez daha öğrendik biz. Tarlada çalışan eller, atölyede çalışan o nasırlı eller, işin açıkçası öpülesi eller, yaşları ne olursa olsun. Abdullah Usta. Ashab-ı Kehf, Tarsus'ta değil miydi diye sorabilirsiniz. Bu soruyu biz de birazdan soracağız. Nasıl sen benim bacımın çarşafını yırtarsın diye çek dinen silahını takır, takır, takır vuruyor. Yollarda mollarda artık kendimize de bakmıyoruz, unuttuk. Saç sakal birbirine girdi. Şu saçımı bir kısaltayım, ahan da berber. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir saç tıraşı ben olacağım da hoş gördüm. Memnun oldum, buyurun. O ne? Ateşle yakarken tıraş ediyoruz biz dağımlı şekilde. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ateşle yakarken saç tıraşı yapıyoruz. Dünyada bir benden başka kimse de yapan yoktur yani. Ya bırak Allah sen, ateşle ben tıraş mı olurmuş canım? Alırsın eline tarağı, alırsın makası, şık 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 kesersin abicim ya. İnanmıyorsanız bir deneme yapın, bakın siz de görün yani. Bu berber ateşle tıraş ediyor. Doğumlu şekilde. Hadi bakalım. O ne hakikaten yaktı ya. 5 seneden beri. Dur adamın saçını yakacaksın. Yok, dayı dur. Yanmaz. Ya ne yapıyorsun? Dayı tütsüledin adamı ya. Kardeş geçmiş olsun, suçun nedir senin? Tıraş oluyorum abi. Bu tıraş değil ki, bu saçın yanıyor senin. Evet, ateşe tıraş. Hoşuna gidiyor mu? Evet, kıl sorunum yok. Buyur? Kıl sorunu yoktur. Nasıl ya, kıl sorunu nasıl olmuyor ya? Yani yok, kıldan hiç karşılaşmıyorum. Bunun normal makasla olan tıraştan farkı nedir? Farklı ayrıcalığı ne? Özellikleri var. Bunlar hem piratik şekilde hem saç kılları olmadığından ve aynı zamanda baş ağrısını da gideriyor sıcak havayla saç diplerine yerleştiği zaman. Ve çok faydasını da gördük yani, saç dökmesini de önleyi bizim. Saç dökmesini önlüyor evet, ateşle evet, tıraş etme. Evet. Kıl hücreleri tazeleniyor yani bu şekilde. Dabandaki yağlar eridi. Peki senin kafasını yaktığın bir müşteri var mı? Yok, olmadı. İlk sıralarda bazı oluyordu ama şimdi şu anda 20-25 seneden beri ben bu işi yapıyorum yani. Sen 25 senedir saç mı yakıyorsun? Yakıyorum, evet. 25 seneden beri bu işi yapıyorum ben. Müşterilerimin de hemen %60'ı ateşle tıraş olur. Ya nereden aklına geldi? Nereden icap etti? Abi ben çocukluğumdan beri bir yenilik yapmak istiyordum. Onu da bu ateşle buldum yani. Ve benim tek bir rakibim vardı. Amerika'da Clinton'in bir berberi, o İtalyan vardı. O da Clinton da saçını mı yaktırıyormuş? Allah sen. Adam tütsü tütsü yanıyor saç. Bir şey olmuyor. Vallahi bir şey olmuyor. İyi misin kardeş? Evet, çok rahatım. Bir sıcaklık hissediyor musun kafanda? Yok, normal bir şekil. Her zamanki tıraşlar gibi. Peki sen bu yakmayla mı seviyorsun tıraşı, yoksa makasla mı? Yakarak seviyorum. Sonra yıkıyorsun mu kafayı? Evet, yıkıyorum. Yıkadığından geçiyor yani. O koku moku her şey geçiyor yani. Saç kendi halinde lolma şeklini alıyor. Usta, bizim gibi ilk defa gelip görenler ne yapıyor? Tepkileri ne oluyor? İlk defa gelenler ürküyor ve korkuyor. Sonradan alışıyorlar. Onlar da alışıyorlar yani. Peki nasıl ayarlıyorsun onu ustacığım? Ben aynı bunu Amerikan tıraşında, alaburusunu da, kısaltmasında, uzun bırakmasında her türlü saçları yapıyorum yani. İstediğim modeli de yaratıyorum yani. Çıkarıyorum yani. Şehir dışından gelen var mı? Var. Yani mesela şeyi tıraş et, geçen yıl sefer geldiğinde Aşık Mahsuni rahmetlik gelmişti. Allah rahmet eylesin. Bu arada.
birkaç arkadaşlarımız dışarıdan gelene rulü yanı, şeyde el yanı. Ve bir de saç uçlarındaki bu kırıkları da alıyorsun sen galiba. O kırıklar şey oluyor, kendiliğine yık adından geçiyor yani. Yani şey hani kırık kalmıyor yani. Kalmıyor. Makasta kalır herhalde biraz. He, bunda kalmıyor. Bunda kalmıyor. Bu aynı şekilde devam edip bile tıraşımızı bitiriyoruz yani bu şekilde devam ederekken. Ya bu kulak yakılır da yani berberlerde kulak tüylerini yakarsın da saçı yakmayı ben yeni görüyorum. İşte bizim bu Gaziantep'te de dünyada ilk olaraktan ben bunu icat ettim yapması. Senin ismin neydi usta? Benim ismim esas Mahi usta derler. Mahi. Berber Mahi. Mahi. Berber Mahi'ye geldiğinizde evet. Yanmadan kalkabilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Ustacığım evet. Ben acep normal böyle makasla saçları kısaltsak olur değil mi? Ben yapamam onu. Çünkü ne? Ben ateşle yakıyorum. Devamlı ateşle yaktığım için makası unuttum artık. Makasla tıraş etmeyi unuttun mu? Unuttum. Evet efendim. Unuttum. Sakalı da böyle almayı düşünüyor musun? Sakalı da alıyoruz. Şu uzun sakallı olanları ateşle yakarken sakal tıraşı da yapıyoruz yani. Bıyık düzeltme yapıyor musun ateşle? Onun ona göre ufak ufak şeylerimiz vardır. Ondan da yapıyoruz yani. Ana bu berberlerde makaslar çeşit çeşittir ya. Evet. Sende de ateşler çeşit çeşittir. Evet. Bunu bizde de öyle. O şekilde biz devam ediyoruz yani. Vah garibim vah yavrum. Vah benim pilicim. Piliç gibi kızardın be. Maşallah. Saçlarının rengi açıldı senin. Yakıştı. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Canım ben şurada oturayım da sıramı bekleyeyim. Evet. Sıranızı bekleyin. O ne? Saçlarınızı. Hadi. Buyur. O ne ya? Fanatik. Bu nasıl bir şey ya? Kara Kartal oley ya. Kara Kartal. Usta ya. Sen, adın ne senin ya? Ramazan Güneş. Ramazan Güneş, sen siyah beyaz bir adam olmuşsun ya. Evet efendim. Sevgili seyircilerimiz, Kara Kartal simasıyla ben sizi tanıştırayım. Kendisi bir kartal değil. Bir beyefendi. Fakat sakalların yarısı beyaz, vücudum. Yarısı siyah. Buyur. Vücudum o. Nasıl vücudunun? Değişik. O ne? Kol kılı. Getir hele kolları yan yana. Siyah beyaz. Sen bir Beşiktaş bayrağısın ya ustam. Evet. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş, aile boyu. Öyle mi? Evet efendim. Bu sevgi o kadar işlemiş ki senin içine, kılların siyah beyaz çıkıyor vücudunda. Evet efendim. Bu ne zaman oldu? 20 seneden fazla. Çeneyi bir kaldırabilir miyiz? Görünüz efendim, Beşiktaş bayrağını. Boya değil değil mi bu? Hayır, kesinlikle. Gençler hatta bakıyor. Boyam diyor. Ben diyorum elleyebilirsiniz. Serbestsiniz. Suratın tam böyle bayrak gibi. Buraya bir de Beşiktaş amblemi yapalım. Bitti mi usta? Evet efendim, bitti. Dünyada benden başka tek oraktan ateşle yakarak berber yoktur. Oh, yemekte pişmiş, ellerine sağlık usta. Saç kavurma efendim. Bugünkü yemek tarifimiz ustamızın elinden saç kavurma. Mis gibi koktu, karnımız da acıktı. Oo. İlk defa bir berberden saç kavurma tarifi alıyoruz sevgili seyircilerimiz. Berber dükkanında saç kavurma yapılır mı demeyin. İşte tarifi. Evet efendim. Malzemeler. Malzemeler pamuk ve metal çubukların üstüne pamuğu yapıyoruz. Ondan sonra boyalı ispirtoya batırıyoruz. Ve devam ediyoruz. Elime bir darak alıyorum. Bir de ateşe elime alıyorum. İstediğim modelleri istediğim şekilde yapıyorum. Saç kavurma yapıyoruz. Saç kavurma, iri kıyma. Kıyma. Bu arkadaş iri kıyma diyemeyiz bu arkadaşa biz. Ashab-ı Kehf, Tarsus'ta değil miydi diye sorabilirsiniz. Bu soruyu biz de birazdan soracağız. Yavrular, yavrular. Tarhana çorbası ne için ki? Tosuncuk olasınız, büyüyesiniz, iyi yarıya. Yarıya, yarıya. Yavrular, yarıya. Amerikalı diyetisyen, Afrika'daki açların sorunu Kahramanmaraş'taki bozulmayan tek gıda olan tarhanayla çözmek istiyor.
Kahramanmaraş Kalesi'ndeyiz sevgili seyircilerimiz. Kurtuluş Savaşı'nda yükselmiş ordu kahramanlar nedeniyle Maraş şehrine kahraman çağını adı verildi. Peki Kurtuluş Savaşı sırasında Maraş'ta neler yaşandı? Kahramanlık nasıl hak edildi? En önemlilerinden bir tanesi de Sütçü İmam hadisesi. Bunu da bize Gazi dedelerimiz anlatacak. Nasılsınız? Arzu hürmetler. Estağfurullah, hürmet bizden. Kahramanmaraş Gaziler Dernek Başkanı Hüseyin İki Kardeş. Siz ne gazisisiniz efendim? Kore. Kore'de çarpmıştınız. Evet. Peki Kahramanmaraş nasıl Kahramanmaraş olmuş? Kahramanmaraş ilk defa Türkiye'de Padişahlar Devri azamete uğrayınca bütün her tarafa Fransız, İngiliz, Amerikan, Yunan işgal etmiş. Bu tarafa da Fransızlar gelmiş. Fransızların geldiğinde tabii İngilizler çekildikten sonra Fransız geliyor. Bu Fransızlar geldiği ellerde taziliğe başlıyor. Sütçü İmam ne yapmış? Sütçü İmam süt satarken bayanlar hamamdan çıkarken Fransızların eskalları arayı şarabı içmiş şişelinde yan yön geliyor kapının ağzına. Kapının ağzına geldiğinde Sayın Sütçü İmam bahüküne baksın bir sarsıntı var. Bayanların peçesine el atıyor. Fransızların eskarı. El atınca bu gurur meselesi, bu ırz meselesi, yaşamak için öldürmek lazım. Nasıl sen benim bacımın çarşafını yırtarsın diye çek dinen silahını takır, takır, takır vuruyor. Kurtuluş Savaşı'nın mahalli ayaklanmasının fitili Kahramanmaraş'tan atıldı. Evet. Mahalli ayaklanmanın, Türkiye'nin ayaklanmasının ilk kıvırcımı Kahramanmaraş'tan verildi. Peki Sütçü İmam'a daha sonra ne oldu? Sütçü İmam ondan sonra... İki Fransızı öldürüyor. Öldürdü. Sonra Kurtuluş'a geldi. Geldikten sonra burada karada top atılırken karada yanıyor. Abidesi orada, oraya kömüyle. Silah yok. Cephane yok. Deynanen, zopinen, paltinen, aha şu gördüğün dolma tüfek var ya barıt. 21 günün içinde o gördüğün Fransızı topuyla, tüfeğiyle teslim alıyorlar. Babalarınıza, dedelerinize dua ediyoruz ki bizleri meydana getirmiş sizin babalarınız, dedeleriniz. Döşünü vermiş, kanını vermiş, toprağını, ırzını vermemiştir. Siz bir gazisiniz. Evet. Allah muhafaza şu an yine bir işgal durumu söz konusu oldu. Evet. Ne yaparsınız? Elimden gelirse bir orduya bedelim. Kanımın son damlasına kadar. Ölse kanlarım düşmanın üstüne fışkırır. Onu öldürürüm diye. Ölsem kanım fışkırır. Müdafaa yapmak için onu ezerim. Kanım da kendime. Öyle cesaret. Şimdi istesinler. Hazır. Ashab-ı Kehf Tarsus'ta değil miydi diye sorabilirsiniz. Bu soruyu biz de birazdan soracağız. Yavrular, yavrular, tarhana çorbası ne için ki tosuncuk olasınız, büyüyesiniz, iyi yarıya. Yarıya, yarıya, yavrular, yarıya. Amerikalı diyetisyen, Afrika'daki açların sorunu Kahramanmaraş'taki bozulmayan tek gıda olan tarhanayla çözmek istiyor. Evindeki eşyalara paha biçilemiyor fakat dişini bile yaptıramıyor. Kim? Az sonra. Ancema. Kahramanmaraş dondurma şovu az sonra. Menik türküsünü bilmeyen yoktur. Bu türkü ne zaman söylense daha büyük bir acıyla dinleniyor. Türkiye adını veren Meri'nin halen yaşayan eşi var. Biz de Meri'nin kocasını bulduk sevgili seyircilerimiz. Müzik
Yavrular, yavrular, tarhana çorbası ne için ki tosuncuk olasınız, büyüyesiniz, iyi yarıya. Yarıya, yarıya, yavrular, yarıya. Amerikalı diyetisyen, Afrika'daki açların sorunu Kahramanmaraş'taki bozulmayan tek gıda olan tarhanayla çözmek istiyor. Evindeki eşyalara paha biçilemiyor fakat dişini bile yaptıramıyor. Kim? Az sonra. Kahramanmaraş Afşin'deyiz sevgili seyircilerimiz. Afşin'de Ashab-ı Keyf'e gidiyoruz. Belki şimdiye kadar ilk defa duyuyorsunuz. Ashab-ı Keyf Tarsus'ta değil miydi diye sorabilirsiniz. Bu soruyu biz de birazdan soracağız. Fakat Afşinlilerin iddiası, yedi uyuyanlar olarak bildiğimiz Ashab-ı Keyf, ki Kur'an-ı Kerim'de de yer alan yedi uyuyanlar, iddialara göre Afşin'de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Ne eğitiminize geldiniz. Sağ olun. Rakip olan geldi. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Ashab-ı Keyf'in olduğu yer, rivayet olunan yerdeyiz biz. Afşin'deyiz. Dünyada 33 yerde olduğu bahsedilir. 33 yer. 33 yerde olduğu bahsedilir ama biz 7'sini olarak biliyoruz. Nerelerde vardı efendim? Efsus, Afşin'in önceki ismi 1948'in önceki ismi Efsus idi. Efsus, Tarsus, Efes, Şam, İspanya, Kırım, Ataçeri, Hindistan, Suriye. Yedi beldede gözükmüş bu insanlar. Her gözükleri Ashab-ı Keyf olarak yaşanmış. Ama hangisinde yattıkları hakkında ihtilafa düşülmüş. Hı hı. O zaman işte Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi ayeti üzerine nazil ettikleri indirdiğinde şöyle bahsediyor. Mağaracındaki özelliği esnafuzu billah bismillahirrahmanirrahim ve tıraşşamsa izatullah tezavur van kehvim zaten yemeyli izâ garibet taklide şimal ayetine göre der ki Cenab-ı Allah, Habibim, o gençlerin yatmış olduğu mağarayı görseydin, sabah güneş doğduğunda mağaranın sağında meyledip içine vurur, batarken de üzerinden makasayı batar der. Bu açıdan baktığımız zaman mağaranın konumu kuzeydoğu, mağaranın ağzı şekli. Sabah güneş doğduğunda mağaranın içerisine girer, dış pencereden girer, mağaracındaki siyah taşa vurur efendim. Siyah taşa vurur. Buradaki siyah, evet, taşa. Evet. Ben diyor o mağara geçlerini mağaranın geniş kısmında uyuttum. Bazen sağa bazen sola döndürttüm çürümemeler için. Onlar zanneder ki biz uyku aleminde dönüyoruz. Gözleri açık uyurlardı. Sırt üstü yatardı. Uyumuş şeklini görseydim korkundan firar ederdim. Baktığımız zaman mağaranın geniş kısmı neresi ise geniş kısmında Cenab-ı Allah bunları 309 sene muhafaza ediyor. Dakyanus denilen zalim hükümler Allah'lık iddia eder. Allah olduğunu inandırır. Bunların da 6 tanesinin veziri olup Allah olmadığının kanaatine vardılar. Sen Allah değilsin şeklinde karşı çıkarlar ve onun zulmünden kaçtıklarında çoban arasında da 7. kişiye. Çoban sorar, nereye gidiyorsunuz arkadaş diye bahseder. Biz Dakyanus'un veziri idik. Dakyanus'un Allah olmadığının kanaatine vardık, biz öldük diyecekti. Biz onun zulmünden kaçıp sığınacak yer ararız der. Ya Allah, daha yenimizsin hatırımda düştü. Benim yıllardır hatırımdaydı. Dakyanus'un korkusunda kimseye diyemiyordum, ben de yanınıza alın der. Seni yanımıza alalım ama bu koyunları ne yapalım? Sen dua et, Allah iyisini bilir der. Bir tanesi dua eder, diğerleri amin der. Koyunlar taş olur. Orası Koyuntaş Mahalle adını almış, asırlardır devam ede gelir. O bir varsayım olarak kabul ediyoruz biz efendim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bahsetmez. Ve çoban köpeği peşlerine gelir. Havlular da yerimiz belli olur şeklinde taşlanırlar. Hayvanın ayağı kırılıp lisani hale gelir. Sizi yaratan yüce evvelde beni yaratmadım şeklinde. Tekrar dua ederler, ayağını sıvarlar, onu da yanlarlarlar. Şafak vakti mağaraya sığınırlar. Halk peşinden gelir yakalayıp öldürmek için. Cenab-ı Allah o insanlara korku verir, mağara içerisine giremezler. Eğer ki içeride ise açlıktan ölsünler diye mağaranın ağzını taşına kapatılır. Taş örgü var işte, kapatılmış efendim, görüyorsunuz. Taş örgü ne kapatılmış. Bu Ashab-ı Keyf de ahalinin kapatıldığı rivayet edilen kısım burası mı? Evet efendim. Şey, kis yapıyor efendim. Bu Horasan haciyle kapatılmış. Mağaranın ağzı kapatılmış. O zaman Cenab-ı Allah uyku alemi verir ve uyutur. Tekrar uyandırır.
biz ne kadar uyuduk diye tartışırlar. Bir kısmında bir gün yattık, bir kısmında bir günden az yattık. En iyisini Rabbim bilir. Tartışmaya gerek yok. Sabah yattık, kuşluk vakti kalktık şeklinde düşünürler. Ya Yemliha sen git bize helalından temizinden rızık getir. Aman ha dikkat et, daha yanlış insanlarına yakalanma. Şehre indiğinde çevreye göz atar, tanıdığı insan yok, çevre değişmiş, insanların boyları küçülmüş. Bu insanların boyları 3 metre 70 santim boyunda rivayetteki olan subaya sahipti. Ve arar fırıncının dükkanında bulur, cebinden parayı çıkarıp fırıncıya sunar. Ve fırıncı bakar, Dakyanus parası. Sen de definen buldun yoksa benimle dalga mı geçiyorsun? Bu para 3 asırlık paradır. Ve yakalanır. Yakalandığında Abdülmelik ismindeki hükümdar bunu sorguya çeker. Kimsin, netsin, ne de gel, bir de gidersin. Başından geçen olayı anlatır. Ve mağaranın önüne kadar geldiklerinde iki elini birden kaldırır, azizlerim durum. Olur ki arkadaşlarım korkar, bizim burada yattığımızı bilmiyorlar. Ben haberdar edeyim siz ondan sonra gelin der. Halkı ve hükümdarı bekletir, gözünün önünde mağaraya girer. Diğer arkadaşları sorar. Ya Yemliha ne de kaldın biz gidecektik. Arkadaşlar bizim gitmemizin devri geçmiş. Biz buraya girip uyalı 309 sene olmuş. Dakyanus dönemi kapanmış. Şimdiki insanların Allah'ın varlığına biline inanıp ahiret alemine inanmadığı için Cenab-ı Allah bize geri tekrar diriltip bu aleme iblet göstermiş. Bizi halk ve hükümler aşağıda bekliyor. Biz onlara teslim olalım, dua edelim. Ya Yemliha bizleri 309 sene muhafaza eden Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Ne teslim olalım, sen dua et Rabbim bize yol versin der. Bir tanesi dua eder, diğerleri amindir, mübarekler sır olurlar. Sır olduklarında demek ki bahsettiğim beldede gözükmüşler ama yattıkları yer hakkında itirafa düşünmüş. O günün din alimi, Hristiyan din alimi buraya veriyor bu ağırlığı. Görmüş olduğunuz şu bulunduğumuz mevki, şu an şu an bulunduğumuz yer İsa Mescidi geçiyor. Taş oyma mihrap var görüyorsunuz efendim işte. Taş oyma mihrap. Burası İsa Mescidi'dir. Ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bu kilise genişletiliyor ve Selçuklu döneminde mescide dönüştürülüyor. Ve kervansaray yapılmış. Halk arasında umumiyetle yedi uyuyanlar olarak bilinir. Eshab-ı Kehf'le efendim, ilgili başka işaretler var mı bulunduğumuz yerde? Bulunduğumuz yerde efendim bizim yöremizde bu insanların isimleri çok yaygındır. Nüfus kültürüne baktığımız zaman çoklarının isimleri Yemliha, Mekseli, Nabis, Dina, Tebennüs, Sazanoş bu isimler çok yaygındır. Özür dilerim, sizin isminiz? Benim ismim Ali efendim. Ve dedemin ismi Yemliha'dır. Ve çok yaygındır. Ve yine de diyor sonunda makam ve sayılar hakkında tartışmaya girmeyen günah varsınız diyor. En iyisi Rabbim biri değil diyor efendim. Sonunda da böyle bağlıyor Kur'an-ı Kerim. O zaman bize de düşen bu. Evet efendim. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? İyi dondurma yapar. Kadınlar iyi dondurma yapar. Yapamaz oğlum, ben bu işi 30 yılını vermesin. Kahramanmaraş dondurma şovu. Az sonra. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Efendim Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı'nda dolaşıyoruz. Dünya tatlısı bir amcayla da karşılaştık. Kolay gelsin amcacığım. Sağ olasın. Nasılsın? İyi elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyi, seni gördük daha iyi oldu. İsmin nedir? İsmim Mehmet Karaman. Mehmet Karaman amca kaç yaşında? 68. Seni birine benzetiyorlar mı amcacığım? Ne gibi yani? Şöyle bir kameraya bakar mısın rica etsem? Öyle bir bak, ağzını kapat. Sevgili seyircilerimiz, Mehmet Karaman amca acaba kime benziyor? Nur yüzlü, tatlı sakallı, renkli gözlü, dünya tatlısı, yakışıklı bir amca. Bir düşünün, Kanal 7'de sabahları açıyorsunuz erken bir saatte televizyonu. Kim çıkıyor ekranlara? Profesör Doktor Cevat Akşit hocamız. İnsanlar çift yaratılmıştır derler. Profesör Doktor Cevat Akşit'i tanır bilir misiniz? Seyrederim ben. Televizyonda devamlı dinlerim. Hiç benzeten oldu mu bizden başka sizi? Birçokları benzetiyor. Yani adam dedi ben dedi sen dedi
görmek için buraya kadar geldim dedi. Memnun musunuz Cevat Hoca'ya benzemekten? O adam fena adam değil. Yüzü nurlu adamında. Kendisi ilahiyat profesörü biliyorsunuz. Eski bir öğretim üyesi. Eski bir dekan kendisi. Ve Kanal 7'de seyrediyorsunuz siz. Seyrediyorum, evet. O zaman buradan sevgili hocamıza, Cevat Akşit hocamıza seslenelim. Hocam, Allah korusun, rahatsız olduğunuzda sizin dublörünüzü Kahramanmaraş'ta Bakırcılar Çarşısı'nda bulduk. Siz bir kasete anlatın. Mehmet amca geçsin sizin yerinize. Konuşur gibi yapar. Yapar mısın dayım? İnşallah. Sevgili seyirciler, insanlar çift yaratılmıştır denir. Evet, dönem dönem inanmasak da hakikaten sanki sizin yanınızda Cevat Hoca ile yan yanaymışız gibi. Hocam beni affetsin eğer izliyorsa, Cevat Hocama asla yapamadığım bir şeyi size yapayım. Amcacım benim. Siz efendim, benzeriniz o kıymetli üstadımıza bir mesajınız var mı buradan Cevat Hocamıza? Bir şey söylemek ister misiniz? Çok selamlar söylerim. Allah razı olsun kendinden. Bu kadar sohbetlerini dinliyor. Belki insanlar razı düşüyor dinlemeden. Peki, sana kolaylıklar diliyoruz amcacığım. Evet. Evindeki eşyalara paha biçilemiyor. Fakat dişini bile yaptıramıyor. Kim? Az sonra. Menek türküsünü bilmeyen yoktur. Bu türkü ne zaman söylense daha büyük bir acıyla dinleniyor. Türkiye adını veren Meri'nin halen yaşayan eşi var. Biz de Meri'nin kocasını bulduk sevgili seyircilerimiz. Rintintin der ki, sınıf 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 sınıf. Program tecrübeleri bana öğretti ki, nerede ablalar bir araya toplanmışlar, bir şeyler yapıyorlarsa bir süre sonra karnım doyacaktır. Kolay gelsin anneciğim. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. İsmini bağışla bize. Elif. Elif anne, ne yapıyorsunuz? Tarhana yapıyor oğlum. Tarhana nasıl yapılır? Tarhana ocağa koyulur, pişer, karışır, yoğrulur. Sonra da böyle sermeye başlanır. Ne koyuyorsun kazanın içine? Kazanın içine su koyuyorum. Suyundan sonra tuz atıyorum. Dövme koyuyorum. Karıştıra karıştıra pişiriyorum. Ne kadar sürer bunun pişmesi? 1 saat sürer. 1 saat yoğurdu. Başka ne koyacağız? Tuz, dövme. Başka bir şey yok. Dövme ne? Dövme, buğdadan dövme dövülür. Dövmeye bunun içine atarık, yıkarık. Tuzu da atarık. Karıştıra karıştıra böyle pişiririk. Bunu 1 saat kaynatacağız. Sonra evet. Ne yapacağız? Sonra da böyle biraz dinlenecek. Ondan sonra böyle yoğurmayı alıp sereceğiz. Bunu evde hanımlar yapabilir mi? Herkes yapabilir mi? Evet, yapar ya. Niye yapmaz? Erkekler yapabilir mi? Erkekler de yapar. İsim neydi sizin annem? Hacer. Hacer abla, Elif anne diyor ki en iyisini ben yaparım diyor. Evet, o yapar. Ya burada biz bize konuşuyoruz, rahat ol sen. Daha iyisini yapıyorsan söyle, ben daha iyi iyisini yaparım. Hayır, ben yapamam, o daha iyisini yapar. Sizin şimdi yaptığınız işlem ne? Biz de tarhanayı yoğuruyoruz. Bu yoğurulma illa elle olacak değil mi efendim? Tabii. Siz de sever misiniz tarhanayı? Hem de nasıl? Nasıl hem de soralım, nasıl? Tarhana sevilmez mi? Güzel. Böyle sevmeyen var mesela. Çocuklar özellikle ben tarhana çorbası içmem diyor. Ne diyoruz bu afacanlara? Öyle bir şey olmaz. Tarhana çorbası hem yarı yaşlı güzel. Oldu, bir tane de çak ağzının ortasına çocuk. Yer o zaman tarhanayı. Olur mu? Yavrular yavrular. Tarhana yiyin, büyüyün, beslenin de. Tabii tabii, zoruna kere. Tabii tabii, öyle olmaz. Dur. Elif anne. Şu çocukların tarhana sevdasını pekiştirmemiz lazım. Allah. Anam. Anam, anam, garip anam, yiğit anam. Ah, tarhananın çok faydası var. Baş ağrısına birebir valla. Tarhananın yapımına geliyorsun, kafayı dubong diye yapıştırıyorsun. Oh be, ağrı kesici içmiş gibi. Ne faydalı bir şeymiş bu tarhana. Senin ismin Zeynep'ti değil mi yenge? Şunu da gözüme sok ki. Tarhana mı yapıyoruz, sakatlanıyoruz mu, gazi mi oluyoruz belli olsun yani. Bahala tutuyor, illa sokacak burnuma. Allah Allah. Hadi çocuklara bir şey diyelim. Ne diyelim? Şu küreği bir alalım aramızdan. Tamam mı? Evet. Şey diyelim. Yavrular yavrular, tarhana çorbası için ki çabuk büyüyesiniz. Bu Adile teyze gibi söyleyelim, Allah söyleyeyim rahmet eylesin. Söyleyeyim mi onun gibi? Ya kendin söyleyeyim gibi söyle o zaman. Hadi çocuklara yavrular, bir tarhana. Yavrular yavrular, bu çorba iyi olur için. İyi yarar adama, iyi gelir. Bunu var ya, şu an içen çocuk varsa pus kurdu sana, biliyor musun? Pus diye.
Böyle olmaz. Daha özendirici. Daha özendirici ne diyeyim? Bak, bak, bak bana, bak bana annem. Tut ki karşında küçük bebeler var. Anneleri tarhana çorbasını ağızlarına kakı kakı vermeye çalışıyorlar. Yin 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 diye bir şey yapıyor onlar. Sen de onlara diyeceksin ki en anneanne haliyle. Yavrular yavrular, tarhana çorbasını bol bol için ki çabuk büyüyesiniz. Tosuncuklarım benim. Hadi. Yavrular yavrular, tarhana çorbasını iyi için ki tosuncuk olasınız, büyüyesiniz iyi yarıya. Yarıya yarıya. Yavrular yarıya. Oldu. Evet, bütün çocuklar taranaya başladı sayende. Sabahtan kalkar biz taran içerik her gün. İyi yarar içine. Yani ömrün boyunca başka bir şey içmedin mi? İçtim ise de tarana daha yararlı. Ne faydasını gördünüz efendim? Yani duymayayım ki. Duymayayım ki. Ben duyurayım. Hu hu, ne faydasını gördün tarananın? Sağır Sultan bile duydu. Ne diyeyim? De bir şey de artık de. Dersin duymuyorum da. Demek ki iyi yarar. Yemeye çalışın. Herkese iyi yarar tarana. Bence her gün içmek kulaklarınız duymayabiliyor. Her gün için, her gün iyi yarar. Çorağa, çocuğa, büyüğe, küçüğe herkese iyi yarar. İyi gelir. Şimdi ne yapacağız? Bunu böyle yuvduktan sonra? Şimdi sereceğiz. Serelim bakalım. Ben de karıştırayım da tarhana çorbasında tuzumuz bulunsun. Hacer abla. Hacer abla, Hacer abla. Elleri kınalı, gözleri ceylan bakışlı, sırma saçlı, gözleri kirpikli, ok ok olmuş alevler vesaire. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi çiğ üstüne tarhana seriyoruz. Ne üstüne? Çiğ üstüne. Tarhana zaten çiğ. Niye çiğin üstüne seriyorsunuz ki ne? Başkası bir şeye serilmez. Bunu böyle sereceğiz. Sonra ne yapacağız? Kurutacağız. Ne kadar kuruyacak bu? İki günde, bir günde kuruyor işte. Çok affedersin, şurada karnımız aç, tarhana yeriz diye geldik. İki gün ben bunun kurumasını mı bekleyeceğim? Akşama firine gel. İlle yani. Firik ne oluyor efendim? İşte biraz kurumuş oluyor. Firi daha güzel tatlı oluyor. Firik. Bitti mi yayılması? Evet, bitti. Yiyebilir miyiz? Yiyiniz. Böyle hemen mi? Biraz kurursa yiyeceksiniz. He, kurutmaya mı şimdi? Güneşe koyacak, şimdi kuruyacak, ondan sonra yiyecek. Hadi. Hadi. Hadi buyurun hanımlar. Getirin çocuklar, şöyle güneşe koyun. Tamam, kurusun, getirin. Güneşe. Güneşte kuruyacak ha? Evet. Vay be. Anne. Amma yapmışsınız bugün ha? Vay be. Çok sermişsiniz ya. Yaptık, çocuk yesin. Yesin de. Çorba iyi yarar adama. Bu ne ya? Fabrika gibi ya bu. İmalathane gibi çalışmışsın sen ya. Paprika. Buyur. Paprika da al bura. Burası paprika mı? Yok. Paprika da al bura. Ne bura? İş yeri. Ha, bir iş yeri burası. Evet. Ben de dedim kadıncağız tek başına amma yapmış dedim ya. İş yeri mi şimdi bura? İş yeri. Patron nerede patron? Patron da burada. Nerededir? Burada. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bak Şoray abicim. Şoray abicim. Buraya kadar gelmişsin. Ayaklarına sağlık. Sağ ol. Burası Kahramanmaraş. Gizli saklı kalmış yöresel ürünlerden bir tanesini keşfediyorum. Bu aslında Maraşlı olup da bilmeyen yok. Dışarıdan gurbetten gelip de buraya tanımayan da yok. Buna alışan duramaz, dadanan yer yani. Her dakika yer. Ama her çerçide malını över ama ben övmüyorum. Bunu yiyen övsün üstadım. Ama ben sana alıştıracağım bu tarhanaya. Yani bunu bil. Ha canım benim ha. Ha yengeme varacaksın diyeceksin ki hanım bana bir tarhana çorbası yap. Bunu herkes biliyor ama. Nedir faydası dayım? Hayatım bu mesela sabahleyin diyelim ki saat 7'de kahvaltı yapıyorsun. Çorba içiyoruz, tarhana çorbası. Her gün diyelim ki öğle yemeğini 12'de yiyoruz. Ama bu tarhana çorbasını içen kişi deneyim bedava gör. Ben vereyim sen dene. Saat 10'da kazıntı başlayarak sindirim sistemini çok rahatlatıyor efendim. Yani cidden söylüyorum yani bu Maraş'ımızın gizli saklı kalmış ürünü. Hatta bir Amerikalı diyetisyen geldi inceledi bayan. Dedi ki ben bunu Birleşmiş Milletler efendim gıda şeyine tavsiye edeceğim. Çünkü gıda nispeti çok yüksek.
bu Afrika'daki açlık çeken ülkelere vereceğiz diye. Ben övmüyorum yani, inanın bana, bunu çerçe övüyü diye düşünme Şoray'ım. Sen program yapıyorsun, ben de gerçekleri konuşuyorum burada hayatım. Yani saygım var sonsuz. Yani tarhana çorbasına alışan bir daha bırakamaz. Yok hayatım, bırakamaz. Hatta hatına ilk işi der ki, hatın bana haftada bir defa olsun bir tarhana çorbası yapacaksın der. Sindirim probleminiz varsa tarhana çorbasını tavsiye evet. ediyoruz. Evet efendim, çok rahat. Bizim bu arkadaşın abi. Sindirim sisteminde problem var gibi duruyor mu? Yok efendim, Allah'a şükür. Bunda mı? Bunda mı üstadım? Var biraz şişkinlik var. Ben sana tarhana çorbası içireyim, sen bak ye. Ondan sonrası nasıl oluyor görelim üstadım. Eskiden bunun damlarda serildiği için damlardan hırsızlığını yapması caizdi. Aa canım, hırsızlık caiz olur mu diyeceksin. Ama biz bunu Maraşlı, eski Maraşlılar hoş karşılar. Çünkü bunun alışan duramadığı için bunun firik denilen bir tarhanamız var bizim saat 5'te. Ne kurumuş ne yaş. Onu bademle beraber dürüm yapar, cevizle yapar, yerler. Alışan da cidden duramaz. Yani eskiden... şimdi biz geldik Maraş'a, damda şey gördük, tarhana gördük. Tamam, aldık, kimse kızmaz mı? Yok hayatım, öyle değil. Onun da bir usulü var. Tutuyoruz bir kedi, dama atıyoruz. Yalnız kuyruğuna ip bağlıyoruz. İpi güzelce attık mı? Kedi bu serdiğimiz, bu çığ dediğimiz şeyi çırmalayacak kuyruğunu çekince. Hayvan çektikçe damdan aşağı atacak. Sen de alıp firiği yiyeceksin üstadım. Ben sana bunu alıştırırım burada yani. Sen şey fark etme. Kediyle bayağı bir firik almışsınız gibi konuşuyorsunuz ama. Vallahi orasını karıştırma. Maraşlı olup da eski Maraşlı yani bu işi yapmadım diyen. Sizin isim nedir? Faruk. Faruk abicim. Ha canım ben. Bunun sadece sindirim sistemine mi faydası var? Vallahi hayatım, yerimiz dar. Daha çok faydası var. Yedikten sonra görürsünüz. Güç ve kuvveti artırıcı en büyük nesne. Çünkü gıda nispeti en yüksek. Yoğurdun kurumu. Amerikalı kim gelmişti? Diyetisyen gelmişti bu. Evet. Amerikalı diyetisyenlerin önerisi. Acalım. Antep tarhana. Amerika Antep dostumuz. Antep biberi değil mi? Kes oğlum, olur da ama ya. Peki Maraş biberiyle mevzunun dışında mı? Ha. Antep biberinin farkı nedir? Efendim şimdi herkesi şimdi şanıyla şey yapacaksın. Biber denince Kahramanmaraş, dondurma denince Kahramanmaraş, tarhana denince Kahramanmaraş. Ha, cihatlak kebabı dersen Gaziantep. Biz yani hiçbir zaman herkesin yöresel ürüne saygılıyız ve cihatlak kebabını da severim. Her cihatlak kebabı yemekten nişli yiyorum Antepliyik diye birbirimize takılırız. Cidden de güzel yaparlar adamları, helal olsun. Yani inanın bana, hele bilhassa bu şiş üzerine çok muazzam yemekleri var. Şiş üzerine boşuna. Dediğin zaman ucu bize dokunuyor. Acayip. Dayı. Biz de Adanalıyız. Ne demek yani şişe? Kurban olam. Adana kebabı daha iyi yaparmış. Acalım benim. Adana kebabı ayrı yani. Valla uzun yolda enteresan gittiğimiz her yerde muhakkak bir çatışma oluyor. Acı doyuran, doğu acıktıran. Bunu rahmetlik bir doktor vardı efendim. O söylemişti ve cidden de öyle. Yani inanın dok karnı akşamlar Kahramanmaraşlı yatmadan önce bu tarhanayı yer. Saat 5 dediği zaman namaza kalktığında muhakkak tuvalete uğramak mecburiyetinde kalıyor efendim. Ya affınıza sığınırım. Duydun mu Eyüp? Bak bunu vermesem Eyüp yanına yapışır. Amerikalı diyetisyen Afrika'daki açların sorununu Kahramanmaraş'taki bozulmayan tek gıda olan tarhanayla çözmek istiyor. Bu nedir? Bu Kahramanmaraş tarhanasının serildiği çığ, halk Maraş yöresinde çığ dediğimiz kamış, sazlıklardan toplanılan, kurutulan efendim bir çöp. Bunlar tabii tek tek dizi halinde 3 metre boyunda 1 metre eninde iple örülüyor ve tarhanamız buna seriliyor. Başka bir şeyin üzerinde kurumaz mı? Ya üstadım biz hatta Maraşlı bundan yani inanın çok çabuk eskidiği için daha ekonomik plastiğini yaptırdı. O atalarımız ne kadar zekiymiş ki bunu buldular. Neymiş bunun özelliği? Suyu çekmez efendim. Daha kurumayı daha çabuk çabuklaştırdığı için hem de sağlığa daha uygun. Başka bir alternatifi yok bunun. Avrupalılara tarhanayı tanıttık mı, sevdirdik mi? Yarın öbür gün girersek Avrupa Birliği'ne bu nasıl bir yemek ki ne demesinler bize? Ben sana bir şu kadarını söyleyeyim. Bundan 10 sene önce bir Alman, bir bayan gelmişti saat 10'da. İnanın bana bir Türk'le birlikte geldi. Dedi ya firiğiniz var mı? Bizim tarhananın yaşına firik denir. Buyurun gel bakayım hadi girelim dedik. İçeride inanır mısın o çığın dediğimiz bunun serili olan şeyin başına geçti. Hiç daha buyur etmeden.
Vallahi bir yemesi var üstadım. Terbiyesiz. Aa, canım yok terbiye. Terbiyesiz. İnsan bir buyur der be. Medeniyet beşiği deniyor be Avrupa'ya be. Helal neydi olsun adı, hayatım. Neydi adı? Marina. Marina'yı da sen unutmamışsın. Kaçta geldiğini bilemiyorum. Nereye kaçıyor? Onda geldi. Onu kaç sağ geçe geldi? Vallahi onu da artık onu bilmiyorum. Artık evde izahını verirsin. Ben karışmıyorum ona. Marina'ya gelmiş de. Canım. Saat 10'da gelmişmiş de. Allah Allah. Sen gününü de hatırlayacaksın yakında. Canım benim. Başını belaya sokmayalım. Canım benim. Hayatım. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? İyi dondurma yapar. Kadınlar iyi dondurma yapar. Yapamaz oğlum, ben bu işi 30 yılını vermesin. Kahramanmaraş dondurma şovu az sonra. Efendim, tarihte bir yolculuğa çıkmadık. Bir şehzadenin yemek davetinde de değiliz. Kahramanmaraş'tayız. Ama gördüğünüz gibi bir müze evdeyiz. Eskiyi yaşıyoruz burada. Biz geçici süre yaşıyoruz ama burada sürekli yaşayan biri var. Kim midir? Kendisi tanıtsın bize kendini. Adım Fatih Nalotbaşı. Gazeteciyim. Haftalık aylık gazetelerimiz var. Ve burada da misafirleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Tarihi içe yaşatıyorum. Ayrıca burada dünyanın kültüründe ne ararsanız hepsi bizde mevcut. Dünya ülkelerin saatleri, dünya ülkelerin kıyafetleri, tüm kültürü burada bir arada görmek mümkündür. Benim bu giydiğim kıyafet ne kıyafetidir Fatih Bey? Bu Kahramanmaraş'ın abasıdır, çete kıyafetidir. Ben şimdi çeteci mi oldum Fatih Bey? Evet, Kahramanmaraş'ın çetesi olarak bu kıyafete size armağan ediyoruz. Bre Fatih Bey, bre Fatih Bey. Bu masanın üzerindekileri nereden bulmuşsun? Ben sık sık yurt dışına giderim ve güzel şeyleri, özel şeyleri alırım. Kahramanmaraş'taki... Bre Fatih Bey, biz de Frankillerine sık sık ziyaret eyleriz de hiç böyle şeyler almayız. Sen nereden bulursun, niye alırsın? Zorun nedir be adam? Bende de bu hastalıktır. Her şeyin en iyisi Maraş'ta olsun, Maraş'ta da en iyisi bende olsun derim. Ve gelen misafirlerde böylece en güzel şeyleri de ağırlıyoruz. Sen burada misafir mi ağırlarsın bre Fatih Bey? Tek başıma hayatta hiçbir zaman burada yemek yemedim, misafir ağırlamadım. Hatta akşam misafirler gelmezse oturur ağlarım. Allah'ım bana her şeyi vermişsin, neden misafir gelmiyor derim. Misafirlerle bir olmaktan gurur duyarım. Bu eşyaları nereden buldun Fatih Bey? 40 yıldan beri gittiğim çok ülkeden toplarım. Ve ben çok seyahat ederim. Kahramanmaraş'ın ayrıca Turizm ve Tanıtım Derneği ikinci başkanıyım. Turistlere Kahramanmaraş'a geldiği zaman mutlaka buraya uğruyorlar. Onları da burada Maraş misafirperverliği yapmaktan da gurur duyuyorum. Burada kaç paşa eşya, kaç? Burada kaç kalem eşya vardır Fatih Bey? Tüm odalarımızda 3650 adet eşyamız vardır. Bırak Fatih Bey. Zorun nedir de 3650 parça eşyayı evin içine tıkarsın? Kimin kimsen yok mudur, bir şey demezler mi sana? Bu ne haldir? Nicedir bu davranışlar diye sormazlar mı sana? Bana herkes, yakınlarım, akrabalarım iyi demezler. Çocuklarına mal mülk yap, bunların ne işi var derler. Ve biz de böyle şeylerden ben gurur duyuyorum. Kimisi avcılık merakı var, kimisinin futbol merakı var. Ben de güzel şeylerden, güzel eşyalardan gurur duymaktayım. Bunları biriktiriyorum. Bre Fatih Bey, bre Fatih Bey. Yiğidim Fatih Bey. Bu evdeki eşyaların toplamı acep kaç akçe olanda? Biz para olarak değer biçmedik. İşlerini hediye olanlar da var. 40 yıldan beri biriktirdiğimiz için fiyatını şu anda bilmiyoruz. Sen gene bir rakam söyle bakalım Fatih Bey. Bu evdeki eşyalar kaç akçe eder? Cebimde 1 milyon lira para yok. Cebime 10 milyon geçse bir şey alıyorum ve biriktiriyorum. Ve onda yazmadığımızdan, kalem, kağıt tutmadığımızdan bilmiyorum değerini. En pahalı aldığın şey nedir Fatih Bey? En pahalı aldığım şey, geçen yıl Gürcistan'a gitmiştim. Orada bir
kıymetli bir vazo gördük. O da paha biçilmez bir değeri var. İşte o da burada masanın ortasında durmakta. Onu kaça aldın Fatih Bey? 3500 dolar almıştım. Burada yine bir arkadaşım gazetede görmüş. Buna 7000 dolar verdi, vermedik. Satmıyoruz. Burada hiçbir şey satlık değildir. Eş dost gelsin, güzel mekanlarda otursun diye her şeyi muhafaza ediyoruz. Söyle bakalım Fatih Bey, sen eskide mi yaşamak isterdin? Eskilerde teknoloji yoktu ama dostluk, birlik, beraberlik, komşu ilişkileri vardı. Onun için eskide yaşayıp ama yeni teknolojiyi kullanmak isterdim. Sen bir şey gördüğün zaman onu almadan rahat edemez misin Fatih Bey? Güzel bir şey görüp de geçen Suriye'ye gitmiştim. Alamamıştım, param yoktu. Sırf onun için 15 gün sonra aynı mesela bir kıymetli bir bardak takımını Suriye'den gidip aldım geldim. Öyle de meraklıyım. Bunları satsan, parayı cebine koysan daha iyi olmaz mıydı Fatih Bey? Çok şeye fiyat verenler oldu. Kesinlikle satmadım. Geçen Kahramanmaraş'a Türkiye'den Ermeniler geldiler. Burada birkaç şeyi kendileri ailesinden kaldığını söylediler. Ve satmam için çok ısrar ettiler. Ama yedirdim, içirdim. 3 gün ağırladık. Sonradan bir şey satmadan gönderdim. Sen bu çarptığın tabakların kaç para olduğunu biliyor musun? Bunlar porselen ya. Kaç para olduğunu biliyor musun sen o tabakların? Dikkat et, 1 yıl bedava çalışırsın. Elin ayağın bir rahat dursun bakalım Eyüp. Bir şehzadenin karşısında olduğunu unutmayasın bre. Hayda bre, bir kalkınalım bakalım Fatih Bey. Gördüğünüz gibi bizde de pencere açıldı, Bilal oğlan piştov patladı durumları var hafiften hafiften. Silah merakı nereden hasıl oldu? Elini kamadan çek de öyle konuşalım Fatih Bey. Asabi adamım ben. Allah muhafaza, davranırım piştovuma, yazık olur sana. Yıkılmayasın bütün hayatının parasını verdiğin salonun ta orta yerine. Fatih Bey. Silahlar bizde kullanmak için değil, süs eşyası olarak kullanmaktayız. Güzel şeyler için kullanılırsa da güzel şeyler olmaktadır. Buna er meydanı derler. Bundan söz olmaz, yandım aman aman. Buna er meydan. Sefere gidelim Fatih Bey. Haydi Allah rast getire. Kahya, atımı hazırlayasız. Tiz, Fatih Bey'in atını da hazırlayasız. Süvarilere haber veresiz. Mehter takımı yola çıkıla. Ya Allah. Ya Allah. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? İyi dondurma yapar. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? Yapamaz oğlum, ben bu işe 30 yıl vermesin. Kahramanmaraş dondurma şovu az sonra. Melek türküsünü bilmeyen yoktur. Bu türkü ne zaman söylense daha büyük bir acıyla dinleniyor. Türkiye adını veren Meryem'in halen yaşayan eşi var. Biz de Meryem'in kocasını bulduk sevgili seyircilerimiz. Merhaba. Merhaba. Papağanı çekiyorsunuz, beni çekmiyorsunuz. Papağanı çekiyor, sen çekmiyoruz mu? Evet. Dur bakayım bir düşüneyim, niye acaba papağanı çekiyor, sen çekmiyoruz? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Aha da söylüyorum bak. Papağan lahmacun yiyor. Papağanla konuşuyorsunuz. Benim mi özelliğimle? Tabii. Ben papağanla konuşabiliyorum. Gel, gel şu ışık alsın yüzün, gel. Tamam, gel. Bir papağana bir türkü söyleyelim. Papağana türkü söyleyelim, sen. Tabii. Ha, numaran o mu yani? Tabii, yabancı bir parça söyleyelim. Yabancı parça. Ançemart. Yerim seni hart hart, neydi ismi senin? Hüseyin Sever. Hüseyin Sever. Evet. Unchain my heart. Tabii. Hadi bak, buyurun. Söyleyelim bakalım. Bak bakalım. Tabii. Mikrofon elinizde efendim. Kamera orada. Teşekkür ederim. Buyurun, sahne evet. Sizin. Unchain my heart söylüyoruz. Je vais que da when I'm the je vais qu'avant away unchain my heart je vais juste que now I could be No wishes can of the past You wishes You wishes can Na 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 For wishes can Ba bu fe You wishes can Anche ma
No no no. Sallıyorsun. No, no. Çenay Hart'ı Joe Cooker'dan dinledim. Sözler tutuyor. Sen sallıyorsun. Ayrıca Çenay Hart İngilizce. Sen biraz Fransızca sanki nasıl diyeyim yumurtladığın gibi bir his var içimde. Hadi biz kendi dilimize dönelim. Hüseyin de değil mi? Hüseyin'ciğim. Evet. Lagavum dinamit. Lagavum dinamit. Dinamit. Dinamit Hüseyin. Bak, dinamit Hüseyin. Peki dinamit Hüseyin. Bu sırma saçlar, bu bıyıklar, bu endam, bu Anadolu'nun yiğit delikanlısı, Anadolu'nun bağrından çıkmış imaj ve Unchained My Heart uyuşuyor mu? Şimdi ben aslında dizilerde ve sinemalarda oynuyorum. Unutamadığın bir rol var mı? Dublör kullanmıyorum. Dublör kullanmıyorsun? Kullanmıyorum. Peki var mıdır numaraların, aksiyon numaraların? Vallahi numaralarım işte... Yani vurulmayı biliyor musun? Şimdi o bana vuruyor, ben düşüyorum. Olur, derhal. Hazır mıyız? Tamam tamam, ben bir tane çakacağım, sen düşeceksin. And action. Tabii düşünce armut gibi gülmeyeceksin Hüseyin. Yanlış anlama, yanlış anlama. Tamam. Yani biz de az buçuk yok, düştük, dayak yok, yedik. Yok, ben gerçekten gülmem de. Peki şu yerli türkülerden yok mu ya senin böyle hani bizim havalardan bir şey yok mu? Düşmeyi bir daha alalım, olur. Dublör kullanmayan aktör. Dinamik Hüseyin. 3, 2, 1, and action. Oraya kaldık şimdi. Konuşma. Tamam yapma. Tamam yapma. Fena değil, fena. Bir de tabancayla vurulmayı yapacağım. Öyle öyle, öyle. İkimiz muhabbet ederken yandan ateş etmenizi rica edebilir miyim? Ateş edeceğim, kurşun yiyeceğiz, tamam mı? Ya işte Hüseyin be. Hüseyin ateş ediyorlar. Dikilme armut gibi. Siz de ateş edin biraz ya. Böyle adamı bıraktınız. Bir daha yiyeceğiz. Bir daha yiyeceğiz kurşunu. Hüseyin ne yapıyorsun be? Gelmiyorsun kahvelere mavelere be. Hüseyin hemen üstüme yıkılma. Benim biraz kurşun yemem lazım. Gönderin kurşunları. Arkadaş ben yiyene kadar sen yesene şu kurşunları. Peki bu yerlilerden var mıdır söylediğin uzun havadır, türküdür? Buyur bakalım. Anne, neler getirdin başıma, ağlattın sen tamam, beni. Tamam, tamam, geçti. Tamam, sakin ol. Seviyorum seni. Bitti, sakin ol. Şimdi şu dublörlük yönüne bir dönelim. Kurşun yemeği beceremedin, ben sana onu bir söyleyeyim. İşte bu biraz şey. Kusura bakma, dost acı söyler, bu işten ekmek yiyeceksen. Ses benzetmesi biraz. Ya olsun, bırak şimdi sesi mesi bırak. Popstar'a girmişsin zaten, elemeleri geçememişsin. Demek o işte yürümeyeceksin. Ama demek ki senin yapman dizide, gereken şey ben aksiyon. Dizi. Tamam, dizi oyuncusu olacaksın sen. Dizi ne, film. Kendi anonsunu kendin yap Hüseyin'ciğim. Evet. Yani. Ben Dinamit Hüseyin, bütün İstanbul'da gelen... Tamam. Ayakkabılar, ayıptır söylemesi, Brad Pitt'in Truva'da giydiği ayakkabılar. Buradaki aksiyon sahnesindeki arkadaşımız Dinamit Hüseyin. Bize de bir aksiyon sahnesi çekmek farz ol. Hazır seyircilerimiz de var. Huzurlarınızda Dinamit Hüseyin. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? İyi dondurma yapar. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? Yapamaz oğlum, ben bu işe 30 yıl vermesin. Kahramanmaraş dondurma şovu az sonra. Menik türküsünü bilmeyen yoktur. Bu türkü ne zaman söylense daha büyük bir acıyla dinleniyor. Türkiye adını veren Meri'nin halen yaşayan eşi var. Biz de Meri'nin kocasını bulduk sevgili seyircilerimiz. İnledim Ayşe diye yolla şaşırttım işte. Maraş'ta hava diğer güney illerine göre o kadar da sıcak değil. O ne ya? Şehrin ortasında keçiler ne arıyor ki ne? Dayı merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi de halinden anladığım kadarıyla yok, çobana benziyor. Evet. Çok affedersin, ayıptır sorması, şehrin göbeğinde
Bu keçilerle ne yapıyorsun sen? Bunların sütünü alıyorum. Dondurmaya veriyorum. Keçinin sütünden dondurma mı yapıyor? Evet. Kim yapıyor? Burası yapıyor. Burada dondurma mı yapıyor? Evet. Kör istemiş bir göz, Allah vermiş. İki göz. İki göz. Ya. Sen dondurmanın nasıl yapıldığını biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Öğreneyim ben sizin için. Bura mı? Evet. Maraş dondurması nasıl yapılıyor Sami Usta? Maraş dondurması Kahramanmaraş'ta bulunan Ahırdağ dediğimiz Ahırdağlardan keçilerle keçi sütü olması gerekiyor. Ve Adana keçisini sadık olmaz mı? Adana keçisi olmaz. Maraş keçisi olması lazım. Ya dondurmanın keçisi bile Maraşlı mı olmak Maraşlı zorunda? Maraşlı olması lazım. İlla keçi sütü olmak zorunda. İlla keçi sütü olması lazım. Bir, keçi sütü temin edeceksiniz. Keçinin de Kahramanmaraşlı olması gerekiyor. Hanımefendiciğim siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben dağlardan gelen keçi sütünü her gün kontrol ederek eğer sağlamsa, bizim işletmemizin şartlarına, kalite şartlarına uygunsa teslim alıyorum. Değilse tekrar reddedilerek gönderiyorum. Şimdi hanımlar arasında bu açıkta satılan sütler çok revaçta. Evet. Hanımlara bir mesajınız olacak mı açıkta satılan sütlerle ilgili? Yani, siz sütten anlıyorsunuz. Evet, tabii ki anlıyorum. Ben gıda mühendisiyim. Pastörize olmayan sütü hayatta alıp da kullanmasınlar. Hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalıklar var. Bu hastalıklar insandan insana geçmiyor ama hayvandan insana geçebildiği için insan ölüme kadar götürebiliyor. O yüzden pastörize sütü mutlaka kullansınlar. Bu programımızın ilk köşesiydi. Sağlık köşesi. Bundan sonra kısmet olursa şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ortada lamba şişesi köşelerimize devam edeceğiz. Keçi sütünü aldık. Keçi sütünü alıyoruz. Aldıktan sonra temizleme bölümüne geçiyor. Temizleme bölümünden sonra süt pişirmeyi alıyoruz. Süt pişirmede de 70 dereceyi bulması gerekiyor. Buna hanımların anlayabileceği dilde söylüyoruz. Bir taşım keçi sütünü kaynatıyoruz. 90 derece olması gerekiyor. Kaynamış şekli. Canım oradan süfle vermeyelim. 70 ise 70'tir, 90 ise 90'dır. 90. Buyuralım. Buyurduk. Oh. Oh. Oh, hoş bulduk. Hoş. Oh. Oh, iş ne güzel vallahi. Ne güzel, ne güzel. Oh. Bu arkadaş kalite kontrol yapıyor herhalde, değil mi? Evet. Bu arkadaşı kovalım. Ben onun yerine talibim ya. Şey yapalım. Arkadaşımız değil, babamız bu. Sürekli ürettiğimiz mamullerimizi günlük kalite kontrolünden geçiriyor. Tabii. Bu babanız mı? Babamız. Yok canım hadi. Babamız. Tamam seviyorsun. Abi almışsın işe keyfine bakıyor. Hani var bir torpil yapmışsın da. Yok babamız. Hakikat baban. Evet babamız. İnanmıyor musunuz? İnanıyoruz abi, ayıp ediyorsun ya. Niye inanmıyorum? Hayır sen babandan daha yaşlı. Kusura bakma da yani. Baba senden genç görünüyor yani. Maşallah, Allah esirgesin. Sütü 90 derecede kaynattık. Sonrası? Salep bırakıyoruz. Şeker bırakıyoruz. Ondan sonra soğutmayı alıyoruz. Dinlendirme kazanlarını alıyoruz. Dinlendirme kazanlarından sonra üretim son olarak bu şeklini alıyor. Şoklamaya geçiyor. Şoklamadan sonra bu şeklini alıyor. Dayı sen kaç yıllık ustasın? 30. 30. Hanımlar evde yapabilir mi Maraş dondurmasını? Yapsa da bizim de yapamaz. Yapar bizim de yapamaz. İlla keçi sütü mü olacak? İlla ki keçi sütü olması gerekiyor. Yani affedersiniz inek sütünden dondurma olmaz mı? İnek sütünden dondurma olmaz. Çünkü özelliği keçi sütü, Ahırdağ'daki toplanan salep. Yani bunun ikisi bir birleştiği zaman hakiki Kahramanmaraş dondurmasını elde ediyoruz burada. Yani kadınlar dondurma istese yapabilir. Tabii yapabilirler. Kadınlar istese dondurma? Yapsa da iyi olmaz bana göre. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? İyi dondurma yapar. Kadınlar iyi dondurma yapar mı? Yapamaz oğlum. Ben bu işe 30 yılımı vermişim. Ömrümü vermişim ben. Senden yedim gitti ağzım benden. Yapamaz oğlum. Baba diyor ki 30 yılımı verdin. Ne biçim konuşuyorsun sen diyor arkadaşların önünde. Adamın asabını bozma diyor baba. Benden duymuş onlar. Olur. Niye olmaz? Olsa da yapamaz. Bir baba oğlun arasında kaldık. Yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal. Baba diyor ki kadından dondurma ustası olmaz. Oğul diyor ki dondurma ustası olur. Bize düşen sadece buradan sıvışmaktır. Geldik, gördük, çektik, beğendik sevgili seyircilerimiz. Bu kötü gıda imalathanelerini arayan,
Diğer ekip arkadaşlarımızı buraya davet etmiyoruz. Burada onların çekebilecekleri bir böcüktür, sinektir vesairedir. Onlara rastlayamadık. Üstadım, ya elinize sağlık da bir de bu dondurmanın şovu olur, şovu. Dondurma şovunu akşam yapacağız, göreceksiniz. Akşam dondurma şovu mu var? Dondurma şovu var. Kahramanmaraş dondurma şovu. Az sonra. İnledim Ayşe diye. Yolla şaşırttım işte. Maraş'tan bir haber geldi, Maraş'tan bir haber geldi, dediler ki Melik öldü. Melik türküsünü bilmeyen yoktur. Fakat Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu türkü ne zaman söylense, ne zaman duyulsa daha büyük bir acıyla dinleniyor. Sebebi bulunduğumuz kapının hemen ardında Türkiye adını veren Melik'in halen yaşayan eşi var. Biz de Meri'nin kocasını bulduk sevgili seyircilerimiz. Eğer kabul ederse öykünün doğrusunu kendisine dinlemek istiyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Siz sağ olun. Türkiye adını veren rahmetli Meri'nin kocası mısınız? Evet. İsmi Abdülkadir Kurtyoğlu soy ismi. Biraz görüşebilir miyiz? Görüşebiliriz, buyurun. Melik türküsünü bilmeyeniniz yoktur. Hani Maraş'tan bir haber geldi diye başlayan. Melik türküsünün yaşayan, birebir yaşayan kahramanıyla beraberiz sevgili seyircilerimiz. Meri'nin, rahmetli Meri'nin kocası, eşiyle beraberiz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür sizi gördük. Daha iyi olduk. Abdülkadir Bey yaş kaç efendim? Yaş şu anda 73'e giriyor. Maşallah. Biz malcıydık. En güzel çıkardık. En zekten Melik emmim kızı, amcam kızı. Amcam İstanbul'da öldü askerlikten. Allah rahmet eylesin. Evet. Ben babam Melik'i beşi kertme yaptı benimle. Ben askere gittim, askerde geldim düğününü yaptık. Melik'i aldım. 7 sene beraber kaldık Melik'le. Çocuğu olmadı. Hasta oldu. O zaman doktor da kıtıldı. Kaç defa Maraş'a getirdik, Antep'e götürdük. Dediler ki duman. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Melik öldü. O zaman duman, şimdi duman kolay yani. Verem yoktu o zaman, duman vardı. Melik o hastalığına yaylada öldü engzekten. Keşke Melik ölmeseydi. Keşke Melik ölmeseydi, ah kırılaydı elim kolum. Engzek'te ölünce biz Melik'i hayvanın üzerinde bizim Birtis Kalesi'ne indirdik. Birtis Kalesi'nde indirdik, orada bemeceler vardı. Bir bemeceye koyduk, Maraş'a indik. Maraş'tan Kapıçam'ın oraya gelince bizim Kapıçam'da ateş var. Bizi bırakmadılar. Tombusu günü. Cenaze şişti. Ramatlı bibim vardı halem yani. Türküsü olan halemdi. O gitti kumadana yalvardı. Dedi durum böyle de cenaze patlayacak dedi. Kumadan gayri şey verdi. Emir verdi dedi. Ateş kesin dedi. Ateş kestiler biz geldik. Biz geldik buradan Kurtdere'den Melik'i kaldırdık. Peki bu türküsü nasıl yakıldı? Türküyü yakan halanız? Halamız Kürtçe söylüyordu. Burada da Nurşani falan Türkçe'ye çevirdi. Aşık Nurşani? Heh, Aşık Nurşani. Türkçe'ye çevirince dilden dile dağıldı. Thank you.
7 yıl çocuğunuz olmadı. Aileniz bir baskı yaptı mı efendim? Hayır. Size ya da Meri'ye? Hayır, hayır. Amcam kızdı, yabancı değil ki baskı yapsın. Peki siz rahmetli ilk nasıl hatırlıyorsunuz? Nerede gördünüz? Sırf görücü usulü nedeniyle mi yoksa hakikaten sevdiniz mi? Aşık olup mu evlendiniz vakti zamanında tabii? Amcam kızı olunca babam dedi ki kimseye vermem, oğluma veririm. Amcam da askerde öldü ya. İşte öyle oldu. Bana verdiler, ben de aldım. Sevdiniz mi? Sevdik, evet. Allah'a götürdüm, ne diyor? Peki rahmetli olduktan sonra eşiniz, siz bir daha evlendiniz mi efendim? Hayır, evlendim. Evlendim, o da benim teyzemin kızı. O da yabancı değil. Peki bu verem dediniz, duman, evet. Ciğerlerde evet. Duman toplanmış. Evet. Verem biraz da sıkıntıdan olur. Acaba neyi sıkıntı yaptı eşiniz? Oldu. Çocuk sıkıntısı. Peki efendim, Allah kimsenin başına vermesin. Yani. Çok sevdiğiniz eşinizi kaybettiniz. Daha sonra da ona bir türkü yakıldı. Siz isteseniz de istemeseniz de bu türkü hemen her yerde söyleniyor. Siz bu türküyü dinlerken neler hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz? İşte sıkıntı alıyor biraz. Özlüyor musunuz Meri'yi? Özlemez olur mu? Yabancı değerlenmeyeceğim biz. Kabrine gider misiniz? Gidebilir. Gidelim mi? Gidelim. Bilal kızı Meyrik. Evet. Burada yatıyor. Burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Meyrik burada yatıyor. Allah geride kalana sabır versin derler. Amin. Amin. İnledim Ayşe diye yolla şaşırttım işte. Tezek mi yakıyorsun annem? Tezek de yakıyor, odun da yakıyor. Ne elimize geçerse. Çok pişiriyorsun ama. Bunların hepsi pişecek, sizin mi? Pişecek bizim. Daha hepsi sizin. Kaynayacak, bulgur kaynayacak. Kaynayacak, pişecek, çapıda alacak, soğuyacak, çıkarıp betondama serecek. Efendim köylerde uğraş bitmez. Bitmez. Gün batımına kadar devam eder. Selamlar Ekşim amca. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Çakır gözlü amcam benim. Koyak köyünde hummalı bir çalışma var. Ne yapıyorsunuz annem burada? Bunu bulgur, çektirici kaynattık. Kaynattınız mı? Kaynattık tabii. Kaynamasa yenir mi? Onu ne bileyim ben yenir mi yenmez mi? Onu da çektirecek Allah izin verirse. Senin yaş kaç? Benim yaş 70'ti. 75'ti, 70'ti. Nedir? Ya bu hanımların özelliği hep aynı. Yani yaşı illa küçük gösterecek. Yok, 80 de istersen. Yok canım. 70'se 70 yani. 75'se 75. Bilmiyorum, 75 var benim. Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım ardılar seni. İşte dedim. Kolay gelsin. Sağ olasın. İsim nedir? İsim Ayşe. Eşe. Eşe. He. Ayşe mi Eşe mi? Eşe. Şu yaptığınız işlem nedir Eşe Hanım? Biz bu bulgur kaynatırık. Onu anladık. Kuruturuk böyle savururuk. Savurunca ne oluyor? Torbaya koyarık. Değirmen eletirik. Üyütürük işte kazana koyar pişiririk. Bulgur ederik. Bu niye savuruyorsun bunu? Bunun içinin tozu pisi gidiyor. Nereye gidiyor? Aha, yanına beri gidiyor bak. Üstüme mi geliyor? Tabii. Dur ben atayım da senin üstüne gitsin. Ha, gelsin. Bak. Rüzgar olmayınca olmaz mı bu? Yok olmaz.
Ağırmış tabi. Sen türkü çığırıyorsun mu bunu yaparken? Çığırayım ben. Vallahi. E buyur bakalım. Allah Allah. Açık hava konserlerinin ilkine hoş geldiniz. Buyurun. Yayla yollarına yokuş dediler. Ay gelin, ay gelin. Ak kızın yüzüne yapış dediler. Ay gelin. Ünledim Ayşe diye yol peşe diye. Ünledim Fatma diye. Kaşlarım çatma diye. Yapmıyor sesim, ne yapıyorsun? Bu aynı zamanda davul vazifesi de görüyor biliyorsun. Tabii. Var mı böyle bir şey? Yok, başka yok. Bir türkü. Bir tek ünledim Ayşe diye. Var ama bilemiyorum, söyleyemiyorum işte. Kimmiş, ünleyen kimmiş Ayşe diye? Kim ünlüyor herhalde? Kim ünlüyor? Var mı beyin? Beyin var. Beyin ünlemiştir Ayşe diye. Beyin mi ünlemiş ola? Göksünde otur. Şimdi yok ki burada bir şey diyor buna şimdi. Niye o Göksünde? Siz nerede oturuyorsunuz? Göksünde oturuyoruz biz.